İhtiyacımız olacağı malzemeler: pirinç, domates salçası, kırmızı tatlı biber, karabiber, sarımsak pudrası ve 2 kulp sabun suyu. Tavuk ve yeşil soğan. İlk önce tavuğumuzu haşlanıyoruz. Şimdi yeşil soğanımızı doğrayacağız. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Ocağımızın üstüne bir tencere koyalım. İçerisinde bir miktarı zeytinyağı koyalım. Şimdi zeytinyağımız üstüne soğanımızı ekliyoruz. İki yemek kaşığı kadar domates salçası koyalım. Tavuğun suyu küpleri de koyalım. Birbiriyle karıştıralım. Şimdi yıkılmış olan pirincimizi döküyoruz. İyice birbiriyle karıştıralım. Baharatlarımızı koyuyoruz. Birbiriyle karıştırıyoruz. Şimdi sıcak suyumuzdan bir miktarı koyuyoruz. Birbiriyle karıştıralım. Şimdi azıcık tuz koyalım çünkü tavuğun suyu içerisinde tuz zaten var. Bir miktarı daha pirincimiz üstüne koyalım. Pirincimiz üstüne geçene kadar koyuyoruz. Üstüne kapatalım. Suyu çekene kadar bekleyeceğiz. Şimdi bakıyoruz nasıl oldu. Evet, gördüğünüz gibi suyu çektim. Ateşimizi kısıtıyoruz. Ondan sonra üstüne kapatalım. Pişene kadar bekleriz. Şimdi hurmanın topları yapalım. Şöyle ezilmiş olan hurmamız var. Şu çeşidi kullanacağız. Bir miktarı tereyağımız da var. Rendelenmiş Hindistan cevizi. Kavrulmuş susam. Az bir miktarı un. Şimdi tereyağımız bir tabağı içerisinde koyup tereyağımızı eriyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi üstüne unumuzu döküyoruz.
birbiriyle karıştıralım. Şimdi hurmamızı koyalım. Üstüne bastıracağız. Hurmamızı üstüne bastıracağız. Yumuşak olana kadar bastırıyoruz. Evet, sürekli karıştıracağız. Yumuşak olana kadar bekleriz. Şimdi hurmamız azıcık soğuk olduktan sonra unla top bir şekilde gibi yapalım. Topun büyüklüğü size bağlı. Şöyle gördüğünüz gibi. Hepsine aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi hurmamız susamın içerisinde daldırıyoruz. Servis tabağının içerisinde birkaç tane koydum. Şöyle hiçbir şey üstüne koymadım. Ne susam koymadım ne de Hindistan cevizi koymadım. Birkaç tane de Hindistan cevizi içerisinde koyuyoruz. Bunlar hepsini size bağlı. Sizler de isterseniz ceviz ya da fındık ile süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün iftarım için son şekli budur. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.